Cumhuriyet'in bu savaşçı ve mücadeleci kadınları kimlerdi? Hangi alanlarda kadınlara ilham veren işlere atıldı? Cumhuriyet örnek ve öncü kadınlarının hikayesini Özgür Karslı Çetiner'in dosyasından izleyelim. Bu nesil çoğu savaş görmüş nesil. Evet. Okuduğum bütün hikayelerde kadınlar hep şöyle diyor. Atatürk'ün gözlerine bakamazdık. İlk kadın kimyagerimiz Remziye Hisar. C vitaminleriyle ilgili ilk çalışmaları yapan insan kendisi. Kalsam. İlk kadın veterinerimiz. İlk kadın inşaat mühendisi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde doğdular. Cumhuriyet'le birlikte modern Türkiye'nin yüzü olup farklı bilim dallarında duayen isimler haline geldiler. Kadınlar Cumhuriyeti'nde 12 bilim kadınının 100 yıl önce Cumhuriyet'in açtığı kapıdan ilerleyerek dünyada ve Türkiye'de bilimin nasıl öncü kadınları haline geldiklerinin hikayeleri var. O kadınlardan biri Atatürk'ün naaşına Anıtkabir'e taşınırken otopsi yaptı. Biri at üstünde köy köy gezip şifa bekleyen hayvanları iyileştirdi. Bir diğeri ise 1936 yılında Ankara Karayolu'ndaki Kemer Köprü'yü inşa ederek Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi olarak tarihe geçti. Hatta o köprüye kadın eli değdiği için Kız Köprüsü adı verildi. 1926. O tarihten itibaren bizim her hakkımız var. Yani her mesleği yapabilme hakkımız ve kadınlar bu fırsatları değerlendiriyorlar. Ailelerine bile direnerek hayır ben bunu yapmak istiyorum diyor. Aileler için de tabii ki elbette kolay değil. Ondan yani daha birkaç yıl önce kızlar evden çıkamazken şimdi bütün okula gitmeleri, üniversiteye gitmeleri hatta yurt dışına gitmeleri kolay olmasa bile dediğim gibi Cumhuriyet'e bir güven var. Bahsettiğimiz yıllar 30'lar. Türk kızları dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görüyorlar. Ne yazık ki gençlerimizi geçiyorum, yetişkinler de tanımıyor çoğunlukla. Ben de bu yüzden yazıyorum. Bir hatırlatma benimkisi. Çünkü bana göre Cumhuriyet'in öznesi kadınlar. En büyük kazanımı kadınlar elde ettiler. Gerçeği merak eden okusun. Yazar Özlem Özdemir, 12 Türk bilim kadınının Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan ilginç serüvenlerini 100. yıla ithafen Kadınlar Cumhuriyeti adlı kitabında derledi. Kitapta ilk sıralarda yer verilen Türk bilim kadınlarından biri, Atatürk'ün naaşına otopsi yapan ilk kadın patolog, Profesör Hatice Kamile Şevki Mutlu. Türkiye'de aslında küçümsenen, sizin tıpkı anlattığınız gibi bir mesleği var eden kadın. Hatta Ankara o zamanlar işte o kadar küçük ki yer altındaki laboratuvarında onun otopsi çalışmalarını görüyorlar. Çarşıdan geçerken Kamile Hanım'ı gösteriyorlar işte bu kadın ölüleri kesiyor diye evet. Çok üzülüyor. Kitapta da bahsediyor. Evet evet ve bunun üzerine otopsi metodu diye bir kitap yazıyor. Sonrasında da Atatürk'ün Anıtkabir'e naaşının defnedileceği zaman Kamile Hanım'ı arıyorlar. Biz defin sırasında bir uzmana ihtiyacımız var diye çok heyecanlanmış, titriyor tabii ki. Atatürk'ü o halde ölü olarak görmek çok kolay bir iş değil. Ama sonra kocasının da desteğiyle bu çok önemli bir görev diyerek ateşle yatarken bu görevi yerine götürüyor. Kamile Hanım bu görevi üstlenmeseydi Atatürk'ün naaşına otopsi için belki de yurt dışından bir uzman getirilecekti değil muhtemelen. Mi? Muhtemelen. Ve o zaman bir sürü rivayetler var. İşte yani şöyle olmuş, işte naaş bozulmuş, işte tozlar çıkmış işte gibi bir sürü söylenti dolaşırken Dolmabahçe'deki yatağında yatar gibiydi diyor. Yani yüzü hiç bozulmamış, saçından bir tutam yüzüne düşmüş, aynen hayattaki gibiydi diyor. Atatürk vefat ettiği zaman bir tahnit işlemi yapılıyor yüzü evet. Aynen korunsun diyerek. Onun gerçekten hani o işlemin başarılı olup olmadığını birinin tespit etmesi lazım. Kamile Hanım da o dönem ilk ve tek kadın patolog zaten. Cumhuriyet'in ilk bilim kadınları arasında başka kimler yok ki? 12 bilim kadının hikayesine baktığımızda işte paşa kızı olan da var, yokluk içinde büyüyen de var ama hepsinin ortak özelliği
100 yıl önce bilimin peşinden gitmeleri. Mesela Dilhan Ezer Eryurt, NASA'daki ilk Türk kadını. Atatürk'ün desteğiyle Nazi zulmünden kaçan profesörler geliyor üniversitelerimize. Hı hı. Onlardan aldığı dersle astronomiyi ilgisi ortaya çıkıyor. Kanada'ya gidiyor. Oradaki çalışacağı profesör ona bir yıldızlarla ilgili bir proje çalışmasını söylüyor. Bunun için bilgisayar bilmesi gerekiyor. Ama Dilan Hanım Türkiye'de bilgisayar görmemiş daha. Evet. Kütüphanelere gidip aylarca çalışarak kendi kendine programlama dilini öğrenmiş. 1961'de işte NASA'da çalışmaya başlıyor. Güneşle ilgili ortaya çıkardığı bulgular bayağı hayati önemde. Bu Apollo projesinin gidişatını da etkiliyor. Çünkü biz zannediyoruz ki güneş aslında gittikçe ısınıyor. Oysa ki tam tersiymiş. Güneşle ilgili 1960'lara kadar bilinen bir yanlışı düzeltiyor. Aslında soğuyor. Soğuyor diyor, evet. Biz tam tersini düşünüyoruz. İşte tam aya insan yollama projesi de gündemdeyken tabii önemli, çünkü gittiği zaman oraya işte bilim adamları orada nasıl bir sıcaklıkla karşılaşacaklarını bilmeleri hayati. İşte Apollo, yani 1969'da Apollo projesi kapsamında onun da bu çalışmaları etkili olduğu için kendisine Apollo ödülü veriliyor, başarı ödülü. Yani ayrıcalık ona tanınarak oradaki süresi uzatılıyor, epey bir çalışılıyor. Sonra 70'lerde artık Türkiye'ye dönüyor, işte ODTÜ'de astrofizik bölümünü kuruyor. 1960'lı yıllarda Türkiye'yi uzay bilimleriyle tanıştıran Dilhan Eryurt gibi Cumhuriyet'in diğer bilim kadınları da Avrupa'daki eğitimlerini tamamladıktan sonra yurda geri dönmeyi tercih ettiler. Hepsi benim vatanıma borcum var diyerek geri dönüyor. Bilimde atak yapan kadınlar bu sayede tıp, fen ve ziraat alanındaki farklı mesleklerin Türkiye'de de bilinip tanınıp gelişmesine, binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sundular. Tıpkı Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman gibi. Voleybol oynuyor, çok yetenekli bir voleybolcu. 1929 yılından bahsediyoruz. O kadar yetenekli olduğu için onu takıma alıyorlar. Bir erkek voleybol takımına alınan ilk kadın oluyor ve Fenerbahçe voleybol erkek takımını şampiyon yapıyor. Dünya üzerinde böyle bir örnek yok. Bu başarısının ardından işte mezun oluyor ve mühendis olacak. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisinin bu süreçte kadına karşı tabuları yıkması da pek kolay olmadı. Ankara Beypazarı yolunda bir köprü çok uğraşıyor o işi alabilmek için. Çünkü kadın olduğu için ona vermek istemiyorlar önce ama o direniyor ve alıyor o işi. Sonra adına Kız Köprüsü takmışlar. Sonra iki tane ortaokul projesinde çalışıyor. Bu projelerde, bu okullardan birinde İsmet İnönü'nün oğlu da okuyacak. Ve projenin altında Sabiha Hanım'ın adını gördüğünde şaşırıyor. Ne güzel bir kadın ismi var burada diye. Sabiha Hanım'ın en önemli işi Anıtkabir kontrol şefi olması. Teklif geldiğinde ağlamış hüngür hüngür. Gerçekten de Anıtkabir bittiğinde yani bir sürü dünyanın başka ülkelerinden ziyaretçiler de geliyor. Ve hepsi bu kadar büyük bir işin başında bir kadın olmasının verdiği şaşkınlığı paylaşıyorlar.